Oğlum Faruk Adak, 11 Ağustos 2021'de Sinop Ayancık'ta sel oldu. O gün orada gece çalışıyordu, kamyon şoförüydü. O gece kamyonunla beraber malzeme almaya giderken sel oluyor. Sel yolu önden alıyor, yol gidiyor. Arkaya dönünce arkada gidiyor. Kamyonu ormanın kenarına alıyor. Hani sel kamyonu da almasın diye. O gece sabaha kadar internette şebeke aramış. Biz dosyasını savcılıktan aldık. Sabaha kadar internette şebeke arıyor. Şebeke olmayınca gündüz 12.30 gibi ormandan yukarıya çıkıyor şebekeye ulaşmak için. O şiddetle, o korkuyla artık nasıl oluyorsa çıkıyor, yukarı çıkıyor, işte mesaj atıyor, diyor ben yoldayım, gelin beni kurtarın, çalıştığı şirkete. Beni kurtarın işte, üşüyorum. Arkadaşları da işte helikopter dolaşıyor, araçtan ayrılma diye mesaj atıyorlar. O da diyor ki helikopter çok yüksek uçuyor, beni görmüyor, biraz alçak uçsun. O mesajdan sonra ve telefon görüşmesinden sonra ne telefonla artık ulaşabildik. 3 ay boyunca aileden 20'ye yakın, 30'a yakın ormanın içinde aradık. UFAD ekipleri aradılar. Hiçbir sonuca varamadılar. Ne bir kıyafeti, ne bir şey, hiçbir şeye rastlamadık. O günden sonra kayıp. Zaten 2 ay geçtikten sonra onun WhatsApp'ı silindi. Biz hemen WhatsApp'a mesaj attık. 120 gün, hani bir şey zaman geçme olursa, herhangi bir müdahale olmasa, bir iletişim olmasa WhatsApp atabiliyor. Ama 12-60 gün, yani 2 ay hem gruplardan çıkışı hem WhatsApp'ı silindi. Yani sorduk, soruşturduk, öyle bir şey olamaz. Kesin bir telefonu birilerinin eline geçti ve telefonda da parmak izi vardı. Kesin parmak izi olmasa bu telefon açılmaz. Onun telefonu birilerinin eline geçti. Zaten hiçbir şekilde onlar da dediler WhatsApp Amerika'nın, bizim değil. Siber bizimdir. Bize şey dediler işte, araştıracağız, bulacağız falan. Hiçbir şekilde ne bizi aradılar, ne bizi sordular. Hiçbir şekilde bir haber vermediler bize. 3 yıldır bekliyorum, ta ki Amerika'dan gelecek haberi bekliyorum. Ama Amerika'dan da hiçbir haber, hiçbir şey yok yani. Oğlum kaybolduktan 1-2 ay sonra bizi aradılar. Oradaki kaymakam aradı. İşte dediler gelin buraya, biz bir mevlüt gibi bir şey yapacağız. Ve siz de katılın. Eşimle beraber oraya gittik. Mevlütle alakalı bir şey yoktu. Cenaze namazı dediler kılacağız. Onunla beraber kaybolan 5 kişi daha vardı, Ayancıklı. Onların cenaze namazlarını kılarken ilk başta benim oğlumun cenaze namazını kıldılar. Ve ben o cenaze namazını hiç kabul etmediğimi söyledim. Benim oğlumun ne canlı ne cansız hiçbir şekilde ulaşamamışım. Ben bu cenaze namazını da kabul etmiyorum. Oğlumun ölüm raporunu da kabul etmiyorum dedim. Onlar dediler ki yani belli bir zamandan sonra ölüm raporu veriliyor. O zaman başkan gelmişti oraya, İçişleri Bakanı gelmişti oraya. O dedi ben şu an şimdi bir yasa çıkarıyorum ve o yasayı şu an yürürlüğe koyuyorum. Böyle bir yasa olacak yani. Ve ben halen de oğlumun yaşadığını ve bir yerlerde olduğunu biliyorum, hissediyorum bir anne olarak. Ben onu kabul etmiyorum. Ben o ölümü de kabul etmiyorum ve rapordaki ölü şeyini de kabul etmiyorum yani.